İstanbul'da ekipler koronavirüs tedbirleri denetimindeydi. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza kesildi. İlk kez fazla yolcu alan İETT otobüs şoförüne de 3000 lira ceza uygulandı. İstanbul'da yeni normal denetimleri sürüyor. Ekipler Beşiktaş'taydı. Maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Yasak olduğunu bilmiyor muydunuz? Maskeyi yeşil taktınız. Biliyorum. Teşekkür. Neden takmıyordunuz? Sigara içiyordum da o yüzden. Ceza yiyorsunuz şu an. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Çoğunluk maskeliydi. Ancak takmayanlar da vardı. Yeni normal denetimleri sürüyor. Ekipler şu anda Beşiktaş'ta maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıyor. Şu anda maske takmayan bir kadın vatandaş da yine ceza yedi. Merhaba. Maskesiz yakalandınız. Ya unuttum valla. Kimliğinizi alabilir miyiz tabii lütfen? Tabii ki. Efendim biliyorsunuz zorunlu. Aslım hastasıyım ben ama tabii bu bahane değil. İzah edeceksiniz efendim. Yapacak bir şey yok. Katlanacağız. Hiçbir şey olsun. Teşekkürler. Maskesi boynunda olanlar uyarıldı. Hiç takmayanlar cezadan kaçamadı. Şimdi maske almaya gidiyorum inanın. Yediniz cezayı. Yapacak bir şey yok. Nereden alacaktınız maskeyi? İlk bulduğum eczaneden alacaktım. Taksiyle geldim, aceleyle çıktım. Mekanlar da denetlendi. Sosyal mesafe kuralına uymayan işletme sahibi ceza yedi. Ekipler bir mekana daha girdi Beşiktaş'ta. Görüyorsunuz masaların şu şekilde yan yana olması yasak. Masaların arasında en az 1,5 metre mesafe olması gerekiyor. Şu anda da mekan sahibine sosyal mesafeye uymadığı için ceza işlem uygulanıyor. Bir de uygun mekanlara da bakıyoruz tabii. Evet. Nasıl burası? Kolay gelsin Arda Bey. İyi çalışmalar. Sağ olun. Masalar arasındaki mesafe gayet uygun görünüyor. Zaten şu an bu masada müşteri yok ama. Tabii tabii. Bu mesafe biraz kısa kalmış. Bunu biraz daha açabilirsiniz. Açarız, onu hallederiz. Şu an için problem. Komiserim uygun mudur masalar arası? Uygun, evet. Efendim örnek mekan gösterdi komiser burayı. Elimizden geldiğince halk sağlığını tehdit etmemeye çalışıyoruz. Yapıyoruz, işimiz azalıyor ama mecburen yapacak bir şey yok. Toplu taşıma araçları da denetlendi. Minibüs ve taksilerde yolcu kontrolü yapıldı. Yenibosna'da ayakta fazladan 14 yolcu alan İETT şoförüne 3148 lira ceza kesildi. Vatandaş da diyor ki adam zaten bize gelmeden, buraya gelmeden önce de bu yolcu fazlaydı diyor. O da kendini savun. Ayıp. Hiç mi Allah'tan korkunuz yok ya? Küçükçekmece'de yolcu kısıtlamasına uymayıp tıka basa dolu yolcu taşıyan minibüsler kameraya yansıdı. Kontrol noktasına kadar kurallara uyan minibüsçüler denetim noktasını geçtikten sonra kısıtlamayı hiçe sayıp fazla yolcu aldı.